Herkese merhabalar, herkese günaydınlar. Oy. Başım felaket ağrıyor. İnanılmaz derecede. Ben de rezil oluyorum, ben de hasta oluyorum. Hakan'cığım da daha tam olarak iyileşemedi. Bugün de kreşe göndermedim kendisini. Kendisini çok iyi hissetmiyor zaten. Kendisinin hareketlerinden de belli. Çok durgun, çok sakin. Sürekli olarak böyle yatmak istiyor, dinlenmek istiyor. Şu anda bile içeride kanepenin üzerine yatmış bir vaziyette. Artık televizyon seyrediyor. Sıkıldı. İyice sıkıldı. 3 günden beri de kreşe gitmiyor. Şimdi kreşte alışmış olduğu bir şey var. Ortam var. Arkadaşlarla oyunlar oynuyor. Vakit geçiyor. Bak nasıl geçtiğini bilmiyor. Bunlarla aktiviteler yapıyor. Etkinlikler yapıyor. Bu Hakan tabii ki de iyi geliyor. Arkadaş ortamında olmak. Bir şeylerle uğraşmak. Şimdi 3 günden beri de evde olunca sıkıldı. Haneyle sıkıldı zaten. Ha, oyuncaklarla oynuyor. Evet oynuyor ama koca bir gün boyunca oyuncaklarla da vakit geçirdiği zaman da zaten sıkılıyor. Dışarıya da çıkmadık tabii ki de. Bakalım bugün de evde inşallah yarın bir tık bile kendini iyi hissederse kreşe götüreceğim. Gitsin birazcık yani şöyle biraz toparlas. Onun için de olur evde hissedeceğiz. Gitsin de. Değil mi aşkım? Sen de evden aldık değil mi? Biz bugün kokomun da aşısı vardı. Karma aşısı yapılacaktı ama Hakan'cığım kreşe gitmeyecek. Kaldı bu sarımsak anne. Bu senlik bir şey değil yani. Bakıyorsun elime de sana bir şey vermeyeceğim. Sana bir şey yok. Hayır, olmaz. Olmaz aşkım. Salgın var, salgın felaket. Geçen akşam da Gönül ablam biraz kötü oldu, fenalaştı. Gönül ablamın midesi falan tuttuydu, o da salgından ötürüymüş. Ambulansı acile kaldırmak zorunda kaldılar. Gönül ablacığım baya kötü oldu. Serum falan verdiler. Bir tık kendine iyi geldi. O da 2 günden beri evde rahatsız ediyor. Hakan rahatsız olduğundan dolayı kendisinin yanına inemedim. İnanın ki inemedim ama telefonu da sürekli olarak görüştüm. Nihal ablamdan da haber aldım. Selamlarımı ilettim. Geçmiş olsun dedim. Ama buradan tekrardan kendisine Gönül ablacığım çok geçmiş olsun. Gözümde bir yandan da kokoda halıyla uğraşıyor. Halıyı ısırmaya çalışıyor. Gönül ablacığım da geçmiş olsun. Sağlık berbat ya. Bir saniye şu. Ben Hakan'ı acile götürdüğümde doktorum antibiyotik yazdı. Yani antibiyotik 2-3 günden beri kullanıyoruz. Antibiyotik daha tam olarak işe yaramadı. Yani etkisini göstermedi diyebilirim sizlere. Öksürüğü çok azaldı. Çok az azaldı diyeyim yani sizce şey oldu. Böyle hani çok böyle akşam böyle bir iyileşme belirtisi göstermediyiz Hakan. Tanıdığımız bir eczacımız vardı. Eczacıya telefon açtım. Acaba haber verilmiş olan antibiyotik hani Hakan'a iyi gelmedi mi? Çünkü sonuçta eczacılar da ilaçların hepsini biliyorlar. İçindeki prospektüslerin, bunu da onu söyledim herhalde. Hepsinin içeriğini biliyorlar zaten. Bildiklerinden bir sorun dedim, bir akıl danışın dedim. Kendi çocuklarım da rahatsız dedi. Onlar da hastalığın geçmesi 10-15 günü buldu dedi. Düşünün yani. 10-15 gün sürecekse yandık. Çocuğun ciğerleri söküldü, ciğerleri yerde böyle bir öksürük yok yani. İnanın ki yok. Doktorumuz serin fizyolojik yapın dedi, yapıyoruz. Buhar verin diyorlar, veriyorum zaten. Buhar da veriyorum. Evde olduğu sürece günde 3-4 defa buhar da veriyorum ama çok da bakalım şey yaramadı ya, anlamadım ben ya. İşte çocuklar hasta oldu mu insan şey oluyor ya, el ayağı birbirine dolanıyor. Hani biz hasta olduk bu kadar önemsemiyoruz. Bir de Hakan gibi ufak çocuklar. Hasta olduğundan hani çok fazla dertlerini anlatamadıklarından dolayı o yüzden daha bir şey oluyor. Kızım senin aşın da kaldı anneciğim. Hı? Olmazsa yarın gideriz aşıya. Yarın gideriz. Karma aşımızı yaptırırız. Hayır senin bir şey yok burada ama. Hiç boşuna bakma. Senlik hiçbir şey yok. Var geldim de evde içinde. Un ayvası çok severim, bayılırım. Yemek ayvasından daha çok severim açıkçası. Un ayvasını
Sizler de biliyorsunuz tabii ki de tanıyorsunuzdur. Bu hangi kanalda olur bilmiyorum. En Hamarat Benim diye bir program var. Kadir Özgür'ün. Ben çok fazla programını seyredemiyorum ama Instagram'dan da takip ediyorum. Instagram'daki bütün attığım hikayeleri falan bakıyorum. Çok bilerek ve çok severek bakıyorum. Onun çok güzel yaptığı meşhur bir un helvası var. Bizim yaptığımız un helvalarından çok değişik. Çok önceden beri yapıyor tabii ki de bunu Kadir Özgür'de ama ben ilk defa deneyeceğim. Şimdi aklıma geldi, onu yapım vardı. İnternetten baktım. Bir paket margarin, bir çay bardağı sıvı yağ. İkisini erittim. Şu anda kızgın bir şekilde tamamını bekliyor ve ocağımın altını şu anda kapattım. Unu eklerken ocağın altını mutlaka kapatılıyordu. Söylediği tarife göre birebir yapacağım. Şimdilik ben bir su bardağı unumu ekleyeceğim. Hem bir yandan karıştıracağım, bir yandan da ekleyeceğim. Topak topak olmaması gerekiyormuş. Şunu ekleyeyim. Tabii az kağıdı. Bu helvanın en büyük özelliği, tabii Kadir Ezil'in dediğine göre söyleyeyim ben, çok değişik, çok güzel bir un helvası. Bizim yaptıklarımızdan çok farklı, dediğim gibi tekrar etmiş gibi oluyorum ama bol yağlı ve şerbetinin ve un helvasının soğuk olarak eklenmesi. Bunun özelliği yani. Biz tam tersi yapıyoruz, soğuk sıcak olarak yapıyoruz. Helvamız sıcaksa şerbetimizi soğuk ekliyoruz, şerbetimiz sıcaksa helvamızı soğuk olarak yapıyoruz. Yani soğuk sıcak diye anlıyorsunuz sizler de benim. Şimdi bir su bardağı unumu ekledim. Ay sanırım. Helvamızı kavururken altını mutlaka kısık olarak kavuruyoruz ki yan tarafları yanmasın, o yanık kokusu gelmesin diye. Margarinimizi köpürdükçe de içine şey ekleyebilirsiniz dedik. Nedir o? Un. Köpürme dediği herhalde şu şekilde oluyor. Sizlere de şöyle yakından göstereyim. Çok merak ettim. Deneyeceğim. Eğer hoşuma giderse bundan sonra un helvalarımı hep bu şekilde yapacağım. Herhalde köpürme dediği bu şekilde. Şöyle şu kaz daha ekleyeceğim. Herhalde çınırıyor da. Bir çay bardağı daha ekleyeceğim. Şerbetimi ben hazırladım. Soğuması için bıraktım. Şerbetimi de 1'e 2 şey olarak tamam. 1'e 1, 1'e 1,5 diyeyim ben size. 1,5 su bardağı şekere, yok 1 su bardağı şekere 1,5 su bardağı su kullandım arkadaşlar. Siz 1'e 1 de kullanabilirsiniz. Daha çok şekerli de daha çok tatlı isterseniz şayet. Herhalde 1,5 su bardağı un yetkiliğine geliyor. Şimdi bu altın rengi olasıya kadar sürekli olarak karıştırarak da kavuracağım. Helvam iyice altın rengine dönmeye başladı arkadaşlar. Mis gibi de kokuyor inanın ki. Tabii ki de deneyen arkadaşlarımız ve yapan arkadaşlarımız vardır ama ben ilk defa yaptığımdan dolayı çok merak ediyorum acaba sonucu nasıl olacak diye. Az önce ben sizlere malzeme listesini vermiştim. Kullanmış olduğum malzemeleri söylemiştim ama ben tekrardan sizlere söyleyeyim. Bazen heyecanlanabiliyorum ve yanlış söyleyebilirim. Aslında ben doğru söylemişim, doğru söylediğimi zannedip sizlere yanlış söyleyebiliyorum. Neyse, helvamızın şerbeti için 1 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker. Ben şerbetimi kaynattım ve soğumaya bıraktım. Helvam için de 1 paket margarin, yarım ama 1 çay bardağı sıvı yağ. Ve ben şu anda şey kullandım, 1,5 su bardağı da un kullandım. Bakalım 1,5 su bardağı tam gelecek mi? Kadir Ezeli'nin verdiği tariflere göre ben tamamıyla göz kararı veriyorum dedim. Unun ne kadar olduğunu söylemedi. Ben görmedim yani verdiği şeyde seyrettiğim videoda görmedim. Bakalım helvamı çok güzel bir şekilde şu anda kavruldu. Altını kapatacağım ve soğumaya bırakacağım. Soğumaya bıraktığım helvam yavaş yavaş soğudukça koyulaşıyor. Aynı tarifteki gibi. Aşkım. Annem. Kalktığımızdan beri böyle yatıyoruz, dinleniyoruz. Hiç kalkası yok. Hiç. Eski enerjisi yok çocuğum, bak ya. Nerede annem? Koko nerede Koko? Çağır bakayım, gel buraya. Sen gitme, Koko'yu çağır. Gel buraya de. Gel Koko de.
Bak ya. Gel Hakan buraya gel. Koş. Hakan koş buraya o da gelsin. Sen gel buraya gel. Hakan. Gel. Hayır sal bak. Isırıyor mu seni? Bak ya. Yapma Koko de. Hayır de. Hayır Koko de. Hayır de annem. Hayır. Öyle asılmak yok. Hayır. Hakan. Aa, öyle yapmak yok anneciğim. Cici diyeceğiz ama. Hakan. Bak kızarım ama sana. Lütfen. Helvam iyice soğudu. Şimdi şerbetimi ekleyeceğim yavaş yavaş. İnşallah helvamı tutturabilirim. Bugün şu anda biraz fazla böyle dağılı gibi ama toplar mı? Toplar diye tahmin ediyorum un olduğundan dolayı. Bakalım hayırlısı bismillah diyerekten. Bu arada ben sizlere Koko ile alakalı da bir şey söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar yazmışlar. Koko bir canlı bir oyuncak değil. Senin çocuklarını aldığın bir oyuncak değil diye yazmış ama Koko'nun bir canlı olduğunu ve bir oyuncak olmadığını zaten ben biliyorum arkadaşlar. Ve Hakan'dan ötürü zaten bu konuda bir bana yorum yapmışlar. Hakan çok agresif bir çocuk değil. Hakan saldırgan bir çocuk da değil. İnanın ki Hakan abisinin suratını tırmalamasının, Hakan'ın abisinin suratını çizmesinin en büyük sebeplerinden birisi de çok fazla ses yapıyor. Bunu kadar şu olmamı değiştireyim. Sizlere ses çok gelmesin diye. İnşallah bunda daha az ses olur. Ne diyordum? Hakan'ın abisinin suratını tırmalamasını ve çizmesinin en büyük sebeplerinden birisi abisiyle beraber boğuşarak oyun oynadığından dolayı. O şekilde oluyor. Zaten ben bunu zamanında İsmail'de de söylemiştim. Hani Hakan'ı boğuşarak oyun oynamayı alıştırma. İki gün sonra o da seninle aynı şekilde boğuşur. Yani sen ne yapıyorsan aynısını o da sana yapar ve bu böyle süre gelir demişim. Ama tabii İsmail de erkek çocuğu olduğundan dolayı boğuşarak oynamayı seviyordu ve Hakan'a boğuşarak oynamayı o şekilde öğretti. Çok fazla boğuşarak kelimesi kullandım. Kusura bakmayın da. Şimdi Hakan tabii ki de küçük daha 3,5 yaşında. Hakan'ı hayvan sevgisi yani aşılamaya çalışıyorum. Sokak hayvanları olsun, Koko olsun ya da herhangi bir evcil bir hayvan olsun. Hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyorum ve tabii ki de Hakan Koko'yu severken bazen hırpalayarak seviyor ve ben buna elimden geldiğince dikkat ediyorum ve ben Koko ile Hakan'ı yalnız bırakmıyorum. İnanın ki bırakmıyorum. Sürekli olarak gözümün üstünde oluyor. Ben olmasam bile İsmail başlarında oluyor. Hakan en ufak bir şekilde Koko'ya zarar verecek bir harekette bulunduğu zaman zaten biz engel oluyoruz. Ama tabii ki de bunadan alışması da Hakan'ın zaman alacak. Ha, biz bunu hemen de beklemiyoruz. Yani hemen bugün alışsın ya da hemen çocuk buna adapte olsun diye de beklemiyoruz. Bu zamanla olabilecek arkadaşlar. Yani burada Hakan'ı kesinlikle, ama Hakan demişim, Koko'yu kesinlikle Hakan'ın eline bırakıyoruz ya da Hakan'ın elinde hayvanı derbeder ediyoruz, yani mahvediyoruz gibisinden düşünülmesin. Yani Koko şu anda gayet mutlu ve Koko siz de hala görüyorsunuz ki Hakan'la oynadığı gibi ne benimle ne de İsmail'le oynamıyor. Koko Hakan'la çok daha güzel oynuyor. Ben çok az daha şerbet ekleyeceğim, acaba sulanır mı, ekleyeyim bakayım bir. Durdukça da şişiyormuş ya. Bakalım. Hayırlısı şunu karıştırayım şöyle yine yedirerekten. Ay ne diyordum? Hakan'la Koko o şekilde anlaşıyorlar. Koko da Hakan. Maşallah güzel saldırıyor. Onun sağını solunu böyle çekiştirerekten, ısırarak da oynuyorlar. Ama dediğim gibi Koko'ya gerekli özeni, gerekli şeyi inanın ki gösteriyoruz. Yani herhangi bir şekilde Koko'nun ev içinde ne Hakan'dan ne de herhangi başka birinden zarar görmediğinden emin olabilirsiniz yani. Koko da zaten çok akıllı bir hayvan. İnanın ki çok akıllı bir hayvan. Ben normalinde hani ben bu kadar şey beklemiyordum Koko'da. Ne diyeyim, ben alışma sürecinin bu kadar kolay olabileceğini hiç tahmin etmiyordum ama alışma süreci Koko'nun çok güzel gelişti ki normalinden daha hızlı.
benim için çok daha önemli oldu yani. Çok daha iyi oldu. Oo, bayağı birazcık cıvık oldu. Bakalım, bu herhalde büyük bir ihtimalle durdukça koyulaşacak diye tahmin ediyorum. Şöyle. Günaydın. Hı? Düşünen Hakan. Günaydın. İyi uyudun annem be. Dinlendi vücudun, dinlensin anneciğim. Hava da soğuk ha. Ayaz var dışarıda, güneş bile olsa ayaz var yani dışarıda. Allah Allah, kısa kollu dolaşanlar da var. Montlu dolaşan da var. Az önce kısa kollu birisi geçti. Kısa kollu dolaşanlar da var. Hadi artık kucağımdan, bak benim belim ağrıyor baba. Hani hastasın diye şey yapmak istemiyorum çok fazla seni. Oh, iyi yaşa. Güzel yaşa. Bismillahirrahmanirrahim. Gelmiş mi abi, geldi mi abi? Allah'ım, saçları yine kurutmamışsın da. Ben kurutayım, yürü saçlarını. Anla ne oldu İsmail? Nereye? Buran'a. Buran kızarmış. Ha şey, Koko gelirken koşuyor diye bana o zaman çizdi. Koko mu çizdi? Hani koşarak geliyor ya bana. Bana çizdi burayı. İsmail, senin bu çekim nedir? Bir Hakan. Anne dur. Uykudan kalktı sen şey gibi. Huysuz. Bir Hakan çizer, bir Koko çizer anneciğim senin. Gel Hakan, gel bana gel abi. Hayır. Of, yoruldum ben. Çok mu yoruldun anne? Ne yaptınız bugün okulda İsmail? Ders de işlemiyorsunuz. O sene ne yaptınız? İlk iki ders Türkçeydi. Tamam. Ders işlendi mi? Yok, oynamadık. Onu tamam. Akıl tatlı oyun açtık. Onu oynadık. Sonra matematikti. Sessiz sinema oynattı hocam. İyi, ne güzel bak. Sonra şey, dördüncü ders 6C'ler bizim sınıfa geldi. Kaç kişiydi sınıfta? Kaç kişi vardı sınıfta? Bizim 11, onlarınki 8. Onlar 8 kişi geldiler. Diğer ders biz 11 kişi olarak onlara gittik. Tamam, misafircilik oynadınız. Yok, hocalar öyle istemiyor. Bugün fenimiz yoktu, o yüzden fen yaptık. Fen hocası girdi daha doğrusu. Son iki ders de boş geçti, hoca saldı bize. Bahçeye diğer sınıfta. Milli eğitimini almış olduğu bu karar aslında çok güzel. Karnelerden bir hafta önceki, bir hafta öncesinde çocuklarımız ders işlemeyecek, oyun oynayacak, etkinlik yapacaklar ama okula gelmeyen öğrenciler çok fazla. Mesela dün İsmail gitmedi. Senin gibi bugün de gitmeyenler var. Bugün 10 kişiydik. İkinci ders süren kız geldi. 2 kız 9 erkektik. 2 kız 9 erkektik. Akın'la Serkan geldi miydi? İkisi de mi yoktu? Alpan vardı, Emirhan vardı, Talha vardı. Senin grup var mıydı? Senin grup var mıydı? Beşli? Yok muydu? Gel. Kalk bakayım anneciğim, gel. Abinin saçlarını bir kurtalım. Saçlarını kurtulmuş. İsmail'cim bak, başını ağrıyacak. Senin de sünüzlerin var bak. Islak bırakırsan sünüzlerin azar anneciğim. Hakan bir dur bebeğim ama sende. Tamam aşkım. Gel. Gel Hakan. Tamam dur. Az dur. Bana sarıl ya, abini sevmiyor musun? Yapmış olduğum helvamı kaseler aldım arkadaşlar. Şu şekilde kaç kase çıktı arkadaşlar. Bu şekilde toplamda 4,5 kase çıktı. Benim kullanmış olduğum 1,5 su bardağı undan. Helvam durdukça koyulaştı. Aslında var ya, bakın ben şimdi buna şerbeti için 1,5 su bardağı su ve 1 su bardağı da şeker kullanmıştım. Şerbetinin hepsini de kullanmamıştım. Eğer şerbetimin hepsini kullansaydım bu biraz daha cıvık olacaktı. Kadir Ezilli'nin vermiş olduğu tarifteki gibi olacaktı. O zaman tabii ki de verdiği tarif tam olarak tutacaktı. Aa, tadı da çok güzel olmuş. Eğer bol şekerli seviyorsunuz, tatlıyı çok seviyorsunuz, şeker oranını, şeker miktarını arttırabilirsiniz. Ya da benim gibi şekeri çok fazla sevmiyorsunuz bu tür tatlılarda. Mesela ben buna 1,5 su bardağı şeker koymuştum. Ben şekeri 1 su bardağına indirirsem de gayet tadı yerinde olacak, güzel olacak yani. Tadına bayıldım. Çok güzel olmuş. Bu şekilde bu tarifi de yapabilirim. Aslında aklıma benim şey geldi. Ben bunu ilk defa yaptığımdan dolayı bu şekilde un elmasını, ne diyeyim ben size,
Unumu kavurduktan sonra ocaktan alıyorum ve soğumaya bıraktığım zaman onun içine ben rendelenmiş çok az da olsa böyle 3-4 yemek kaşığı deneme amaçlı tabii ki de peynir koyup peynirle bir deneyeceğim bir daha yaptım bakalım. O zaman tadı nasıl olacak? O da tabii ki de çok güzel olur. Ben peynirli un helvasını da çok seviyorum. İsmail! Gel helva verelim tamam. Ay bayıldım. Un helvasını çok severim ben. Bir tat bakalım anneciğim benim. Helva. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Vallahi ben çok beğendim, çok hoşuma gitti. Kendim mi yaptım? Kendim yaptım. Ne güzel söylüyor. Kendim mi yaptım? Ellerine sağlık. Afiyet olsun, yiyebilirsin anneciğim. Nihal ablacığım da böyle Nihal ablacığıma da götürecektim de Nihal abla çok kötü olmuş. Baya kötü olmuş. Yatak döşek yatıyorum ben de dedi. İçim üşüyordu, titriyorum. Üst üste yorgun almış, yatıyormuş şu anda o da. Şifayı kaptı o da. Salgından nasibini aldı diyebilirim. Evet. Geçen sana dedim ya İsmail sen dedin ya ambulans gelmiş dedildik de. Ambulans kime geldiydi? Gönül teyze. İşte Gönül abla da salgına yakalanmış. Salgın şey olmuş. O yüzden hastaneye kaldırmışlar. Bu kadar ölümcül bir şey. Tövbe de ölmedik. Tövbe. Ay şeytan kulağına vurur. Kadın ölmedi. Salgın bu kadar şey işte yani. İnsanlar evet yatak döşek yatırıp hastaneye geçecek kadar ciddi bir şey. Allah kimselere vermesin böyle bir hastalık. Yakınlarına da vermesin. Amin. Allah düşmanımı da bile vermesin. İnşallah. Nedir? Neyse onu bulu boş ver. Sen bu akşamın hazırlıklarını yap. Hı-hı. İsmail ve Ece'nin yarın karnelerini alıyorlar. Evet inşallah. Bekleyeceğiz. Çocuklarımızın eğitim ve öğretim yılının ilk yarı dönemi yarın itibariyle bitiyor. Daha bitmedi. Yeni arabalar aldım göstereyim. Göster. Geçelim. Hadi göster. Arabalarla bozduk kafayı neyse. Onun da hobisi arabalar. Ne diyordum? Çocuklarımızın 2023-2024 eğitim ve öğretim yılların ilk tatiline giriyorlar. 15 tatiline giriyorlar. İlk tatiller diyorum. İnşallah tatillerini çok güzel bir şekilde değerlendirirler, bol bol dinlenirler, oyun oynarlar ve derslerini ihmal etmezler diye tahmin ediyorum. Biz kendi çocuklarımız için de aynı şekilde. Dediğim gibi Ece'nin ve İsmail'cim 15 tatilini köyde Ebu teyzelerinin yanında geçirecekler. Evet. Yarın Allah'tan bir mani olmazsa, bir sıkıntı da çıkmazsa da şunları şöyle değil mi öyle aç? Of yapışmış burası. İstersen odanı da aç sakin bir şekilde. Allah'tan inşallah bir mani olmazsa, bir sıkıntı çıkmazsa yarın köye gidecekler. Belki yarından sonra da köye gidebilirler. Yani Fatih abinin iş durumuna bakıyor tabii ki de. Bu da yani burada işleri varsa tabii ki de gelip gidecek ama bakalım ailesi bir gün geç olsun, şey olmasın çok dönem değil ama İsmail 15 tatili iple çekiyordu. Köye gitmek için iple çekiyordu. İsmail köyü çok seviyor. Köyde vakit geçirmeyi çok seviyor. Köyde dışarıya çıkıp, bahçeye çıkıp bir şeyler yapmayı çok seviyor. Öyle tahtayla, şeyle bir şeyler yapıyor. Kendince bir şeyler üretmeye çalışıyor. Fatih eniştesi gibi. Seviyor köyü. Ya köy hayattan İsmail'e göre. Hani teki nerede bunun? Diğeri mi? Evet. Fantastik o. Boş ver onu. Getir bakayım canım. Onu Hakan'a verdim. İsmail kaç para verdim bunlara? Ay bütün harçlılık arabalara yatırıyor bu çocuk ya. Bah bir şey olma. Kaç para verdin? Söyle. 120. 3 tane araba 120. Kaç tane araban oldu? Toplamda. 35 falan. 36-37. Sen köye gittiğin zaman arabalarla İsmail şey yapmak istiyor. Neydi o? Götürmek. Yok hayır arabaları götürmeyeceksin. Arabalar kalacak. Arabaları oraya taşıma. Ekstradan bir şey çıkartma. 30-35 tane araba kutusuyla oraya gitmez. Gerek yok. Sen arabalarını koyacağın şey yapacaktın. Raf. Bence araba... Rafı boş ver. Ben yaparım. Ben kendim yaparım. Onun için bir tane kutusunu getireceğim. Götüreceğim. İsmail yani. Kutuyla mı koyacaksın? Anne kutuyla koyduğun zaman bak. Bir tane kutu kocaman. Bir arabaya ayırdığın raftaki şey çok büyük olacak. Şu kadarlık bir yer ayırması lazım. Ama normalde eğer onları kutusuz koysa bu kadarlık bir alana en az 3 tane, 4 tane araba sığdırabilir. Raf atıp da sığdırabilir. Bak. Şunu en yukarılığına koyacağım. O da daha çok alacağım da. Bunu bak. Şu kutulardan bir tane götüreceğim işte. Bak İsmail ben... Kendi sana... raf... Çok büyük olacak. Benim ben sana anlatmak istediğim şu bak. Kutumaz. O zaman sen buna raf yapma. Raf yaparım ben. Sen kafanı yorma. Ben yapacağım.
Bak ne yapacaksın biliyor musun o zaman? Ben sana açık bir söyleyeyim. Orada eğer Hakan abi geliyor bir saniye, bir dakika. Yapabileceğin en güzel şey, eğer orada bir tane ince plaka varsa, kontrol plak gibi, bilen arkadaşlar bilir. Böyle geniş bir kontrol plak eniştene kestireceksin. Bak şöyle. Bayağı bir geniş, tamam mı? Hakan bir saniye. Tek tek koymayacağım. Tek tek olursa çok kötü görünüyor kutu. Bak. Ben de sana diyorum, bak kutularla koyacağım. Bak beni bir dinle. Dinliyorum. Tamam. Böyle koca bir kontrol plak kestirdin mi? Hı hı. Bunun arkalarına duvar asmak için enişten buralarına şey atsın. Kanca atsın. Sonra sen onu o kontrol plak buraya getir. İnşallah o kontrol plak, koca kontrol plak nasıl gelecek onu da bilmiyorum. Tabii belki de olmayabilir böyle bir şey. Onları cam çivisiyle asacaksın. Cam çivisi takacaksın. Onlara da bunu takacaksın böyle. Anladın mı? Aynı market sistemi gibi. Bu da bir raf sistemidir. Hiç olmazsa bunu buraya astın mı? Bunu buraya asabilirsin böyle hemen altına. Anladım. Anladın? Onu sen orada yapmana da bile gerek yok. Burada da yaparız onu. Tamam. Yapı marketten şey alırız, biraz plak alırız. Hakan çok sever onu. Evet, Hakan'a ver istersen onu. Bunları ilk önce bir kaldır. Hakan bunları almışım. Sen Nihal abla uyuyor herhalde, daha kalkmadı. Sen Nihal ablaya helva ile kek götürteceğim ama midesi de gerçekten çok kötüymüş. Belki de çok berbat bir haldeydi. Sesi gerçekten kötü geliyordu yani. Anne. Ay o son yarım saatten beri simit diye ağlıyoruz. Gidiyor. Tamam abi gidiyor. Abi simit alacak, gelecek sana. Tamam mı anneciğim? Tamam mı? Simit nereden aklına geldi onu da bilmiyorum ki ben. Hı, cana simit mi çekti? Aslında şurada hemen yakınımızda bir kahvaltı salonu var. Boyoz fırını. Orada simit olur mu? Bu saatte de simit kalmaz ki yani. Orası zaten kapanmıştır. Orası sabahlar iş yapıyor. Öğlene doğru, ya öğleden sonraya doğru 1-2 gibi kapanıyor annem orası. Ha? Ördek nerede ördek? Ördeğe ne yaptın sen? Hı? Benim canavar oğlum. Hı? Bakmıyor ya. Şşş. Abim az önce seni var ya bak kaldırdım ya. Allah'ım benim çok kötü oldu. Benim artık var ya, ağır kaldırmamam lazım. Bir doktora gitmem lazım. Şu ördeğin haline bakar mısınız? Benim canavar oğlum ördeğin gözlerine oymuş. Bak ya. Annem nasıl becerdin sen bunu? Çalışıyor mu böyle? Sadece ışıkları yanıyor şu anda. İstiyor musun ördeğini? Huysuz. Ördeğin gözleri nerede? Ha? Ördeğin gözleri nerede gözleri? Nerede gözler anneciğim? Bak ya kabloyu da soktu içine. Sen de abin gibi olacaksın herhalde. İsmail'le böyle elektronik oyuncak aldığımız zaman İsmail için sökmeyi çok severdi. İçine bakmayı severdi. Kablolarına falan bakmayı. İç mekanizmasına bakmayı severdi. Tabii ne anlıyorsa onu bilmiyorum ama. Çalışmıyor artık. Çalışmıyor. Bozmuşsun ördeği anneciğim. Of of. Neyse arkadaşlar ben sizlerden yavaş yavaş izninizle isteyip kaçayım. Ben de şifayı kapıyorum yavaş yavaş. Sesim de iyice değişmeye başladı. Hakan ablalara bay bay diyelim mi? He? Diyelim mi ablalara bay bay? Bay bay. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Anlıyorum. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Hadi bir hoşça kal da şöyle bir. Bir de öpücük at bakayım ablalara. Bir daha at bakayım bir. Hoş seni yesin anne.